Leicester'ın ise gerçekten böyle kolektif açıdan güçlü bir hücum planı var ki birden fazla planı var, maçı senaryosu var. Brendan Rodgers bu işleri çok iyi yapan bir teknik direktör. Daha önce işte Liverpool'da, Celtic'te, Swansea'de bunları hep gördük. Farklı seviyelerde, takımlarda da benzer bireysel teknik toplamından daha yetenekli kolektif hücum takımları oluşturabiliyor. İşte Liverpool'u Jürgen Klopp'tan önce şampiyonluğa en son bu kadar yaklaştıran o olmuştu zaten. Tabii ki iyi oyuncular vardı o zaman. Coutinho, Suarez, Sturridge, Henderson, Raheem Sterling, Kaptan Gerrard ayağa kaymasa şampiyon oluyordu takım. Ama onun da böyle savunmada eksikleri vardı. Gerçekten de bu bir, yani tamam Gerrard'ın ayağı kaydı ama şampiyonluğun kaçılmasına böyle işte objektif olarak Sako vardı defansta o zaman. Analitik olarak değerlendirince yapılan hatalar çok etkili oluyor. Bir maçta ya West Bromwich maçı ya bir Aston Villa maçı iç sahada öndeyken oyuna giren Kolo Touré'nin dün Lejeune'ün yaptığı bir tersine asistte olduğu gibi Newcastle'daki Lejeune'ün aynısını Kolo Touré yapmıştı ki Kolo Touré hala yardımcılarından biliyorsun Brendan Rodgers'ın. Her gittiği takıma da götürüyor onu. Liverpool, Celtic sonunda da işte beraber burada Leicester'da var. Kolo Touré'nin lafı geçmişken hemen araya gireyim. Leicester'da Çağlar'a ne kadar yardımcı olduğundan bahsetmişti geçtiğimiz günlerde Çağlar. Onun orada olmasının onun için ne kadar iyi olduğundan bahsetmişti. Yani Kolo Touré derken onu da söyleyeyim. Tabii şimdi Kolo Touré Liverpool'a gelmeden önce özellikle işte Arsenal'deki ilk yıllarında muazzam bir savunmacı performans sergilemişti ki işte Arsenal'in bütün sezon hiç maç kaybetmeden şampiyon olduğu sezonda da takımın en önemli parçalarından bir tanesiydi. Hızı, çabukluğu, hem bek hem de stoper oynayabilmesi. Stoper oynarken bekin kademesine ekstradan girip bekinin daha önde işte ofansif oynamasını sağlaması özellikleriyle. Liverpool'a geldiği zaman yaşı ilerlemiş de yaşı ilerleyen stoperin hızı tabii ki azalır. Yapacak bir şey yok o konuda. Yani iyi bir öğretici oldu kesin. Çünkü mesela Celtic'te de Brendan Rodgers'la çalışırken bayağı stoperlerin performansını yükselten hamleleri, katkıları oldu kesin. Orada da birçok oyuncu kendisine övgüyle bahsediyor. Genel olarak Leicester'daki o uyumlu takım havası da sevgili Çağlar'ın organik olarak gelişmesini sağlıyor. Yani organik gelişme girdiğin ortama uyarak, ayak uydurarak bir ekstradan bir şey yapmasına gerek kalmıyor. İngilizceyi de daha iyi öğrendi, öğrenmeye devam ediyor. Leicester'lılar da birazcık Türkçe öğrenmeye başladılar. Özellikle Maguire'ı kim ne yapsın tezahüratı yaptırmaları Leicester taraftarlarına yaptırması sevgili Çağlar'ın. Bu çok önemli bir paye hakikaten. Çünkü herhalde Leicester tarihinin, yani Leicester'ın şampiyon kadrosunda bile Maguire kadar iyi performans sergileyen bireysel açıdan bir stoper yoktu yüksek kalitede. Onun yerini doldurması çok önemli.